Yaşadığımız bu tuhaf ve biraz acıklı, zaman zaman dehşet verici ülkede gizlilik ve ciddiyet esastır. Küçük çocukların mizah duygusu yoktur. Çoğunluk nüfusu ruhen çocuk kalmış insanlardan oluşan güzel yurdumuzda da her şeyi açık konuşanları ve şaka yapanları genelde sevmezler. Komedi sanatçılarımız bile mesleklerini yaptıkları zamanlar haricinde çok ciddidirler. Herkesin gizlemesi gereken bir şeyi vardır. Benim gizleyecek bir şeyim yok bu kitapta elimden geldiği kadar her şeyi olduğu gibi anlatmaya çalıştım demiş Ümit Ünal Işık Gölge Oyunları adlı kitapta. Başka yönetmenler için yazdığı sekiz senaryo, yönetmen olarak yazıp çektiği yedi film, yayınladığı iki roman ve bir hikayeler toplamı için neden yaptın sorusuna verebileceği tek kelimelik cevap mecburiyetten. Biz bu cevabı biraz detaylandıralım ve kitabı konuşalım istedik. O da seyahatini bir gün erteleyip bu gece buraya geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizler deyiz. Işık gölge oyunları Yapı Kredi Yayınlarından çıktı. Bu kitabı sizinle beraber Gül Yaşar Türk hazırladı. Evet. Söyleştiniz, yazıştınız vesaire. Evet. Sonunda böyle bir yani kitabın şeyi de türü de yaşantı. Evet, <laughs> hani nehir söyleşi değil. <laughs> Aslında bir söyleşi gibi düşünmüştük. Ee, i̇lk hali de soru-cevap şeklindeydi. Fakat böyle bir kesintisiz akışın daha iyi olacağını e, düşündük sonradan. Böyle bir hafif, hani uzun bir öykü gibi, uzun bir anlatı gibi aksın daha iyi olur diye. düşündük. Şeyler falan da çok hoş. Sizin çocukluğunuzla alakalı anlattığınız yıllarda. ...yazdığınız e, hikayelerden, romanlardan, evet. pasajların evet. hemen burada yapışmış olarak bulunması evet. çok enteresan, onlar i̇şte çok güzel. yazlık sinemalardan hani Deniz Kıyısı'nda e, sayfayı, evet Yeni çocuk <laughs> orada geçmiş bir çocukluk. Onun e, yansıması e, daha sonra nerelerde kendini buldu hani romanlarda, hikayelerde biraz oralardan örnek verdim. Konuşacak çok şey var, hızlı hızlı hepsini soracağım. <laughs> Işık Gölge Oyunları kitabın adı. Evet. Neden? Işık gölge oyunları bir aslında hani resim terimi ee, ama içinde bir oyun olması, gölge olması e, hoşuma gidiyor. Gölge oyununun çağrıştırdığı işte kare gözden tutun Hı -hı. bütün e, o perdede canlanan şeylerin gölge oyununa benzemesi. Sinemada aslında... Ee, ...tamamen bir yanılsamaya dayanıyor. Işık-gölge oyununa dayanıyor. Değil Ve öyle. gözün... E, ...aldanmasına e, dayanıyor. Ben hikayeciliğin... ...işimi her zaman hikayecilik olarak... E, ...tarif etmişimdir. Her tür araçla hikaye anlatmak şeklinde. <laughs> ee, hikayeciliğin de... ...bir sihir yaratma... ...işi olduğuna inanıyorum. Perdede yaptığımız şey aslında ışık-gölge oyunu. Yani insanları biraz aldatarak... ...kendi dünyamıza çekmeye çalışıyoruz ve başka bir şey sunmaya çalışıyoruz onlara hayatı kendi gördüğümüz şekliyle anlatmaya çalışıyoruz. Bakın ben bunları görüyorum belki siz görmediniz buyurun. <laughs> evet öyle mi? Evet yani iş, yaptığımız iş biraz ışık gölge oyunu. Evet daha çocukken kendi kendinize bir kara göze civat yapmışlığınız da var değil evet. mi? Ya çok yani kukla tiyatrosu da yaptım evde. Karagöz'e bayılırdım. Hayali Küçük Ali'nin e, eski bir kitabı vardı bizde. işte tercüman yayınlarından çıkmış galiba. Ya da Bin Bir Temel Eser şimdi e, unuttum. Annemlerin güzel bir kütüphanesi vardı. E, orada böyle bütün o Osmanlıca yazılmış o eski oyunları ezberlerdim filan İşte yıktın perdeyi eğledin viran falan. <laughs> e, ve... Kendime karagöz figürleri yapardım işte önce kağıda boyayıp sonra onları böyle asetata işte defter kaplarına filan yapıştırıp e, aslı onların biliyorsunuz deriden yapılıyor deriden ama yani. öyle yapacak şansım yoktu. O <laughs> ve o, o boyayı bulmak mesele zaten. Satın alacak kadar da param yoktu. Evet. Kendim öyle yapıp oynatırdım. Yıllar sonra mesela kız kardeşimin arkadaşlarından biri hatırlıyor onun doğum gününde oynatmıştım Karagöz. <laughs> Hala hatırlıyor. Siz sen bize e, Karagöz oynatmıştın diye. E, biraz böyle nasıl diyeyim küçüklüğümden beri hep ...hikayeler kurmak, hikayeler anlatmak... ...kendi kendime de oturup mesela... ...canı sıkılan bir çocuk değildim yani... ...çocukların çok canı sıkılır ama... ...ben oturup işte bir taşlarla, deniz kabuklarıyla... ...işte onları böyle... ...ne bileyim... ...arena gibi, gladyatörler savaşıyor gibi... ...hayal edip <laughs> bin, bin tane... ...kendi kendime hikaye anlatırdım. O zaman um, iyi ki... E... Senarist ve yönetmen olmuşum diyorsunuzdur yani gerçekten çocukluktan gelen şeyle, yetenekle doğru işi yaptığınız ortada. O sonradan çıktı diyebilirim işte kitapta da bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Evet. Var. Bir ressam olma hayalim vardı sonradan ressam olamayacağımı. ...anladım asıl yeteneğimin başka yerde olduğunu. Bilmiyorum yani Türkiye'de insan... E, ...kendi kariyerini kolay kolay seçemiyor. Kendi evet, hayatını evet. kolay kolay oluşturamıyor. İnsan çok engel çıkıyor önüne. Bir bir anda kendimi mühendis ya da hani ne bileyim... ...siyaset okurken falan da bulabilir, <laughs> bulabilirdim yani. Şey hemen konuyu değiştireceğim. Sonra içeriye geleceğim kitabın içindekilere. ve Bazı yerleri açmanızı isteyeceğim. Bu kitabın arkasından aldık bu okuduğum şeyi size merhaba evet. demeden ee, güzel yurdumuzda da her şeyi açık konuşanları ve şaka yapanları genelde sevmezler evet. ee, çoğu filmde açık seçik konuşmaz insanlar bir şey ima edilir bir şey seyircinin anlayışına bırakılır vesaire vesaire ben mesela apaçık konuşulan bazı sahneleri şöyle düşünüyorum da Woody Allen'ın yemekli Hmm. sahnelerini hatırlıyorum yani bütün aile bir arada o böyle hani bizde olan e, işte illa bütün aile bir araya gelecek yemek yenecek hani bizim sofralarımızda öyle konuşma olmaz sanırım e, yine o hep bir arada ailecek yemek yeme Yahudi kültüründe de var filmlerde gördüğüm kadarıyla Woody Allen'ın şeylerinde filmlerinde bütün aile yemek yer ama herkes herkese eleştirir açık hmm. ve seçik olarak herkes herkes hakkında konuşur yani bizim ülkemiz e, sansürün ve özellikle de otosansürün insanın e, kendini sansür etmesi yani e, çok yoğun yaşandığı bir ülke. Biz e, her şeyi içimizden yaşamayı seviyoruz. Açık konuşursak e, biraz da haklı olarak belki yani <laughs> kuşaklar boyunca büyük baskılarla yaşamış bir ülke. E, maalesef e, bunu da bir şekilde bütün bir kültür olarak içselleştirmişiz neredeyse o üstümüzdeki baskıyı bir anda bütün duvarlar yıkılsa ve özgürsünüz artık deseler yine de <laughs> konuşamayacak ve derdini anlatamayacak insanlar var ben açık olmaya çalışıyorum işlerimde de yani açık olmaya çalışıyorum beni rahatsız eden şeyleri doğrudan söylemeye çalışıyorum bu bir tür samimiyet e, diyelim bunun adına biraz da e, zaten aslında çoğu şeyin açıkta olduğuna inanıyorum çoğu şeyin çok belli olduğuna gizlemeye gerek olmadığına e, inanıyorum kitabın başında da onları evet, anlatıyorum şimdi da. gelelim şeye çoğu şeyin açık ve e, olduğuna inanıyorum dediniz ya hani e, lise öğrencisi ya da üniversite öğrencisi alalım böyle içine kapanık bir kız ya da içine kapanık bir olan yani aslında Oğlan da kızın ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu, herkesin sevmek sevilmek istediğini biliyor. Kız da biliyor ama bir türlü bu işler olmuyor. <laughs> Bununla alakalı bir kısa filmden de bahsediyorsunuz. Ben izlemedim evet. ama enteresan bir film olduğu belli. Evet. Ondan bahsedelim istiyorum. E, okuldayken e, uzaktan e, birisine aşıktım fakat bir türlü gidip söyleyemiyordum. Onun için bir kısa film yapmıştım. o Kitapta işte ona esprili bir şekilde anlatıyorum. E, fakat tabii ki hiçbir şey yaramadı. Filmlerle olmuyor bu işler. <laughs> Filmler e, sonrasında hani insanlara yol gösterebilir veya insanların hayatını da değiştirebilir. Ama... Ee, sevdiğine kavuşturmuyor. Evet. <laughs> bir arkadaşımın ee, öyle bir şiiri var. Sizin <laughs> e, şey e, işte bu bu iş e, benim işim dediğiniz ya da ilk önemli işim dediğiniz şey teyzem öyle mi? Evet. Teyzem e, gerçek hayatımdan kaynaklanıyordu. Benim teyzem de filmdeki gibi yaşamış ve ölmüştü. ...1986'daki filmden bahsediyoruz. Gerçek olay da 82-83 o sıralarda oldu. Ee, ben de oturup onun hikayesini yazmak zorunda hissettim kendimi. Ee, i̇şte yaşadığı toplumda e, haksızlıklara dayanamayıp bir şekilde çıldırmış bir kadın, onun hikayesini e, anlatmaya e, çalıştım. O yıllarda aslında hani senaryoyu teknik olarak bilmiyordum. Okulda okumuş olmama rağmen, sinema <laughs> okulunda okumuş olmama rağmen senaryo yazmak aslında çok teknik ve zor bir iş. E, fakat bir şekilde hikayenin çok samimi bir tarafı vardı. E, çok gerçek bir tarafı vardı ve yıllarca e, en çok hatırlanan e, işim o oldu. Haritrefi çekmişti 1986'da. E, o zamandan beri e, yüzlerce... ...kere gösterildi televizyonlarda final Ve en çok hatırlanan iş... Oldu ...o yani. oldu yani. Şimdi e, bir romandan uyarlanan... ...Gölgesizleri... E, evet. ...konuşmadan önce... ...o filmden bir müzikle dinleyenlerimize... ...müzik arası Buyurun. veriyoruz. Ondan sonra konuşmaya... ...devam edeceğiz. Evet. Değerli dinleyenler, gecenin içinden Ümit Ünal geçiyor. Teyzemi kısaca konuştuk. Gölgesizler, bu şarkı o filmdendi. Bir roman uyarlamak nasıldı? Gölgesizler, Hasan Ali Toptaşın mükemmel bir romanı. Bence köy romanı fikrini tamamen tersine çeviren çok özgün bir dil kullanan bir kitap. Hasan Ali'nin diğer kitaplarını da zaten çok severek okuyorum. Film uyarlaması da çok zordu hatta imkansızdı bence hı hı. fakat yapımcısı Hakan Karahan çok heyecanlı bir insandı beni de bir şekilde ikna etti diyebilirim <laughs> ben Gölgesizler'den bir tür bir katmanı ancak uyarlanabilir diye düşündüm ve sadece hani kendi cover'ımı yaptım diyeyim kendi yorumumu evet. yapmaya çalıştım o kitaptan. Ee, çok anlaşılmış bir film değil <laughs> aslında böyle konuşmak istemiyorum ama ee, fakat ileride daha çok e, sevileceğini düşünüyorum zaman ba içinde. Bazı şeyler zamanını evet. bekliyor değil mi? Yapılıp zamanı bırakılıyor, evet, sonra evet. kendi kendine buluyor. Çok Mesela Tanpınar'ın kitapları da öyle olmadı mı Türkiye'de yazıldığında ses getirmedi ama 40 yıl sonra e, şeyi buldu, <laughs> hedefini buldu. Siz şeyden bahsederken, Gölgesizler'den güzel bir dil derken yine bu kitapta ben görünce aa ne güzel dedim. Çünkü Bilge Karasu'dan evet. bahsettiğiniz yerlerden. Evet. Ben aslında edebiyattan çok etkilendim. Yani Hı -hı. pek çok yönetmen ilham aldıkları şeyleri sayarken işte filmlerden bahsederler. Eski filmlerden veya çok popüler filmlerden filan. Ben edebiyattan daha çok etkilendim. Ee, ...sevdiğim yazarları daha çok sayabilirim... ...beni bana ilham veren... Ee, ...şey olarak... ...etken olarak... Yani ...Nabokov'dan çok etkilendim mesela... Hı -hı. Ee, bayağı dünya görüşümü etkileyen şeylerden biridir... <laughs> ...Bilge Karasu'yu üniversite... E, ...çağlarımda okumuştum... ...onun Göçmüş Kediler Bahçesi bence... ...Türkçe yazılmış en güzel hikaye kitaplarından bir tanesi ve... ...o kullandığı dil... ...dilin duruluğu insanı tabii ki çok etkiliyor... Ee, ...hayatımı belirleyen şeyler onlar oldu daha çok, evet. Şimdi de e, bu Ümit Ünal kitabını... E, ...bize armağan eden, bizim sizi e, bu kadar iyi ve... E, ...tüm çıplaklığıyla açık seçik tanımamızı sağlayan... E, ...Gül Yaşar Türk'le e, konuşalım istiyoruz. Merhabalar. Merhaba, iyi geceler, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? <laughs> çok teşekkür ederim, güzel sözleriniz için de çok sağ olun. <laughs> e, nasıl karar verdiniz Ümit Ünal'la e, söyleşmeye, ondan sonra bunu bir kitap haline getirmeye? Biz birlikte karar verdik. Zaten onun öncesinde çok uzun bir, yani çok uzun derken bir tanışıklığımız vardı zaten. Kendisi de söyleyecektir. E, Doktor Tez'in vasıtasıyla tanıştık. Ben aslında ön sözde bunları hep yazdım. Evet. Yani Ümit zaten çok paylaşımcı bir insan. Yani kendisine e, başvuran ya da işte ulaşmak isteyen herkese yardımcı olan yani yanıt veren bir insan. Biz de o şekilde tanıştık. Ben doktora tezimle ilgili birkaç bir şey sordum ve derken o birkaç bir şey bir <laughs> senenin <laughs> sonunda sanıyorum hatta iki sene olsa gerek böyle bir kitap projesine dönüştü. Ben teklif ettim. O başta biraz çekimsel kaldı ama daha sonra oldu. <laughs> Bu güzel kitap <laughs> çıktı. Benim... Ee, <laughs> önce sorularla başladı, sonra mı yazıya döküldü. Ne oldu? Nasıl çalıştınız? Ha, <laughs> oldu yani tamam yapalım dedikten sonra bir hafta birlikte çalıştık yani tamamen doğaçlama bir söyleşi şeklinde oldu tabii ki yani belli sorularla yönlendirmeler vardı ama tamamen Ümit'in konuşmalarıyla akışında doğal akışında olan bir şeydi aralarda böyle tematik olarak işte çocukluğundan sonra öğrenciliğinden işte sinemaya girmesi bizim sektörü böyle başlıklara ayırdık. Hı hı. E, ben arada tabii kendi merak ettiğim şeyleri de sordum, o şekilde ilerledi. <laughs> çok sağ olun, çok teşekkür <laughs> ediyoruz böyle bir kitabı e, hazırladığınız için, böyle bir kitaba imza attığınız için. Çünkü şöyle bir şey var, e, yani çocukluğumuzdan beri e, enteresan, orijinal adamlara baktığımızda işte sinemacı olsun, yazar olsun, müzisyen olsun, e, ressam olsun böyle adamlara baktığımızda. Tabii biz onları bu 50'li 60'lı yaşlarındaki artık zirveleriyle tanıyoruz. Yahu bu adamlar ne yaptı da buraya vardı diye düşünüyoruz. Yani ben ortaokulda, lisede, üniversitedeyken hep bunları düşünürdüm. İşte o zaman böyle kitapları okumak gerçekten acaba ben de doğru yolda mıyım, ne yapıyorum <laughs> demek için güzel oluyor. O bakımdan çok teşekkür ederiz Gül Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şey daha çok... Böyle e, onun bakış açısından hani sinemaya ilgi duyan herkes işte bir yönetmen dünyayı nasıl görüyor bence o anlamda çok e, işlevli ve faydalı bir kitap olduğunu düşünüyorum ben. Tamamen onun gözünden dünyayı algılamamızı sağlıyor bana sorarsanız anlattıkları. Evet. Ya da o üslubu. Evet. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. İyi ben geceler. Ben teşekkür ederim. İyi geceler. Görüşürüz Gül. Görüşmek gün. üzere. Hoşçakalın. <laughs> ee, şimdi Tek tek kitaptaki her bölüm üzerine konuşamayacağız. Sizden de özür diliyorum. Sevgili dinleyenlerimizden de özür diliyorum. Vakit yetmez. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle bir bakıyorum. Çok kısaca ilk filmim 9 başlığıyla geçen hemen o 9'dan. Ondan sonra İstanbul masallarından Anlat İstanbul'a evet. sizi teyzemden sonra en çok tanıtan diyebiliriz. Film, ee, ...en sonda Nar. Evet. Hemen kısaca bu üçünden bahsedelim istiyorum. Dokuz ilk filmimdi. Aslında ikinci film olmasını istiyordum. İlk ee, filmim Anlat İstanbul olacaktı. Hı hı. Anlat İstanbul'u İstanbul Masalları adıyla e, yazıyorduk... ...ve Zeynep Özbatur yapımcıyı onunla birlikte yapacaktık. Fakat biliyorsunuz Türkiye'nin krizleri e, hiç bitmez. 2001'de de büyük bir kriz oldu... 2000 yılında pardon hı hı. ve Anlat İstanbul'u yapamadık o yıllarda. Ben de oturup parasız film yapacağım diye <laughs> 9'u yazdım ve tek odada bir tek sorgu odasında geçen bir hikaye tasarladım. 9 öyle çıkmış bir film. Arkasından işte Ara geldi. Hı hı. Onun arkasından yine Nar da yine böyle tek odada geçen ve çok küçük bütçeyle çekilmiş bir film Biraz birbirini tamamlayan... ...filmler oldular o üslup açısından hani. Yani Dokuz Ara vener ...aslında bir tür üçleme, bir tür diye bir üçleme diyebiliriz. Doğal bir şekilde olmuştur. Ve bütün onun e, sinemaya... ...bakışı, sinema dili, sinema dünyası... ...nedir diye merak ettiğimizde... ...bu üçünü peş peşe izlersek... ...bir şeyler görebileceğiz. Bir Arada yaptığım diğer herhalde. filmler de yani Anlat İstanbul... ...işte gölgesizler Ses... ...Eee... O filmlerde aslında onlarda da benden çok Muhakkak. şey var. Ama yani büyük bütçelerle film yaptığınız zaman ister istemez daha çok insanla çalışıyorsunuz. Hı hı. İster istemez başınızda ticari bir yapınca oluyor. oluyor, ticari kaygılar oluyor. Büyük para koyan bir insan sonuçta o parayı nasıl alacağını tabii ki düşünüyor. <laughs> Ve hani bazen sorumluluğu tümüyle alamayacağınız şeyler doğabiliyor yani o öyle dedi de yaptım <gülüyor> <gülüyor> bununla diyebileceğiniz alakalı şeyler. tatlı tatlı sert tartışmalar <laughs> var şimdi e, kitapta geçiyor kitapta de, bundan bol, ki, bolca var kitapta bolca var e, merak edenler alsınlar okusunlar yapı kredi yayınlarından ışık gölge oyunları başlığıyla evet e, inşallah <laughs> Çünkü film yapmak uzun ve zor bir iş, evet. çok şey oluyor, evet. ee, kol kırılıyor, yen içinde kalıyor. Evet. Ama içinde kalmamış, siz burada anlatmışsınız. Yok sonuçta zaten e, bunlar hiçbir zaman ben kimseyle öyle büyük hani çatışmalar Hı -hı. E, yaşamadım. Bunlar hiçbir zaman şey değil, e, nasıl diyeyim? kine yol açacak. Yani bu kitap bir şey değil. İntikam kitabı değil hiçbir zaman. Öyle şeyler olmadı zaten. Güzel. çatışmaları da sonuçta bir şekilde yumuşa... Sonuçta filmler yaptığımız insanlar onu da bir şekilde yumuşak bir şekilde yaşadık. Evet. Şey değil. fakat dediğim gibi yani diğer üç filmde çok küçük bütçelerle hareket ettiğim için yapımcı da ya kendim olduğum ya da hani çok yakın arkadaşımla çalıştığım için bir parça daha her şeyle ...sorumlu üstüne alabileceğim... E, ...filmler oldular. O, şu an yaptığınız için. iş ve... ...yakın zamanda gelecek bir film? E, şu an boşum. Geçen haftadan beri bir dizi... E, ...çektim. Son 5 aydır... ...onunla uğraşıyordum. Hı hı. E, Çıplak Gerçek adında bir dizi. Şu an e, yayında. Dördüncü bölümü oynadı. Haftaya beşinci bölümü... ...oynayacak. E, onu yazdım ve çektim. E, onunla uğraştım işte. Nisan... E, yok... Mart'tan beri onunla uğraşıyordum. Ee, uzun metraj olarak yazdığım şeyler var. Fakat hani kesinleşmiş bir şey henüz yok. Henüz yok. Evet ama olacak. Sonuçta İllaki. boş duramıyorum. Boş durduğum zaman <laughs> kafam patlayacak gibi oluyor. O yüzden ee, e, mutlaka hemen bir şey olacak. Hemen o zaman boş duramıyorum kafam patlayacak gibi oluyor demenizin <laughs> üzerine bu kitabın içinde hemen kitabın başında bir çizim var radyoda gösteremiyoruz. Kitabı alıp baksınlar. Altında da şöyle bir şey demişsiniz. İçimde böyle bir şey var. Onu beslemek, susturmak, onu herkesten gizlemek için yazdım, çizdim, film çektim. Evet, orada o bir canavar çizimi diyelim yani. Tuhaf bir mahluk, yarı kuş, yarı insan kafasından yumurta çıkan. Evet. Süryani bir çizim. Öyle şeyleri çok çizerdim çocukluğumdan beri. Ee, bunlar nereden çıkıyor diye bir kere merak edince insan Tabii ki insanın içinden çıkıyor. Bu yani hikaye anlatma e, iç güdüsü diyelim veya e, itkisi insanın kendine e, hakim olamayacağı bir şey. Neden bunu yapıyoruz? Neden illa insanlara hayır sizin gördüğünüz gibi değil e, ben de böyle görüyorum diye <laughs> anlatmaya çalışıyoruz. Bu insanın durduramayacağı bir şey aslında onu anlatmak için evet. e, yaptığım bir şey. Siz ee, durduramayacaksınız biz izleyeceğiz. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza ben katıldığınız için. Teşekkür ederim. Için.